anne gününün buruk olduğunu ifade etmek gerekiyor. Çünkü zorlu pandemi koşulları altında Milli Eğitim Bakanlığı elindeki tüm imkanları seferber etme konusunda aynı zamanda daha iyi planlı bir biçimde eğitim sürecini yönetme konusunda başarısızlıklar sergiledi. Yani karne günü burukluğunu aslında yaşaması gereken öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz değil. Doğrudan Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendisidir. Milli Eğitim Bakanlığı'na zayıf not veriyoruz. Siyasal iktidara da bu bağlamda zayıf not veriyoruz. Bu süreci Sağlık Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı her ikisi birden yeterince bu süreci iyi yönetemediğini ifade etmek istiyorum. Çünkü gerçekten toplumun vergi, dolaylı ve doğrudan vergilerinin önemli bir kısmını aktardığımız, yani bizim kaynaklarımız olan bütçe hakkı kapsamında talep ettiğimiz eğitim hizmetini iyi biçimde yapabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı bunun hakkını vermeliydi. Fakat biz pandemi yokmuş gibi olağan işleyişini sürdüren bir Milli Eğitim Bakanlığı işleviyle karşılaştık, yani çalışmalarıyla karşılaştık. Bu gerçekten sorunluydu. O yüzden hani öğrencilerin sevinçli bir karne günü diyebileceğimiz bir günü yaşayamadılar. Belki bunu çok da hayatta kalmanın daha önemli olduğu günlerde, evde uzunca bir zamandır sevdiklerimize zaman ayıramadığımız bu günlerde, evin içerisinde kalmanın, evin içinde şu veya bu biçimde dışarıyla biraz daha az temasla kendini yetiştirmenin imkanları vardı. Hayatın bu kısmına bakmak çok önemli. Yoksa eğitim çok iyi gitmiş olsaydı, yüksek puanlarla öğrencilerimiz almış olsaydı çok daha güzel olurdu. Ama hayat daha önemlidir, hayatta kalmak daha önemlidir. Bu bakımdan benim hani karne günü mesajı olarak söyleyebileceğim şey bu. Fakat şunu ifade etmek istiyorum. Özellikle çocuklarımız ve gençlerimizin şunu anımsaması gerekiyor. Artık daha ekolojiye duyarlı bir hayat biçimi örmek durumundayız. Salgın bize bunu anlattı. Şimdi şöyle bir olgu var. Yaklaşık 10-11 aylık bir tecrübenin arkasından dediğiniz gibi ikinci döneme bakmamız gerekiyor. Yani nasıl bir 2021 yılı öngörüyoruz? Hani yeni yılın da içinde yer aldığı bir değerlendirme olursa şayet. Biz tabii verilere göre hareket etmeliyiz. Yani bilimsellik ilkemiz bizim veriler ışığında sürece bakmamızı sağlar. Ama elimizde henüz kamuoyunu yeterince bilgilendirecek veri yok. Örneğin iyimser bakış altında bakabilmemiz için Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüzlerce okul yaptırmış olmasını, binlerce yeni dersliğin inşa edilmiş olmasını, okulları seyretmek için boş ve atıl olan kamu binalarının eğitim için seferber edilmiş olmasını, yeni öğretmen, bilim insanı, bilim emekçisi istihdamının mümkün olmuş olmasını, okulların hijyeni açısından yardımcı personel, destek hizmet, teknik hizmet çalışmalarında görev alacak personelin istihdamı konusunda, emekçilerin istihdamı konusunda çalışma yapılmış olmasını beklerdik. Veya içeriğin, yeni bir içerik çalışması yapılıyor, önceki dönemi telafi edecek bir eğitim programı hazırlığı içerisindeyiz denmesini beklerdik. Bunlar yapılmış olsa bile Milli Eğitim Bakanlığı'nın bunlara dair bir kamuoyunu bilgilendirme, bize bilgi verme konusunda bir çaba içerisinde olmadığını gördük. Veri varsa da Milli Eğitim Bakanlığı'nda saklı duruyor bu veriler. Bunlar olmadığı için önümüzdeki döneme hani sevinçle bakabilmek, şunları öğrendik ve bu öğrendiklerimizin doğrultusunda şu çalışmalar hızlıca yapılsın diyemiyoruz. Ama şunu diyebiliriz biz en azından. Biz küçük yaş gruplarının okullarının bir an evvel açılmasını istiyoruz. Çünkü gelişimleri ciddi biçimde gerileyebilecek. Kişilik gelişimleri, aynı zamanda fiziksel, bilişsel gelişimleri gerileyebilir. Uzun süre ev ortamında az sayıda uyaranla karşı karşıya olması çocukların gelişimlerini olumsuz yönde etkiliyor. Bizim önerimiz şuydu Milli Eğitim Bakanlığı'yla da görüştüğümüzde. Ana sınıflarını açın, ilkokulları açın, köy okullarını açın ama ortaokul binalarını ilkokullar için kullanın başlangıçta. 15 Şubat'ta buna dönük bir hazırlığınız olsun. Büyük grupları ise 2 ya da 3 ay sonra demin bahsettiğim altyapı ve öğretmen ve eğitim emekçisi istihdamını sağladıktan sonra yapın. Ama önce
öncelikle birinci şartımız şuydu. Tabii aşı, aşı olmak zorunda. Yani şu anda Türkiye'ye gelmiş 3 milyon aşı, 1 milyondan daha fazla sağlık personeli ve kronik hasta olan yaşlılarımız ve hastalarımız için kullanılacak. Ama öncelikle bundan sonraki ilk teminde ya da bunun kullanımı bu ve mevcut aşıların kullanımında öğretmenlerimizin, eğer küçük gruplar açılırsa şayet ilkokul öğretmenlerimizin, okul öncesi eğitim öğretmenlerimizin, aynı zamanda destek personelinin de okula giren çıkan herkesin de şu veya bu biçimde aşı olması dönük tedbirlerimizin olması lazım. Yani yetişkinlerden bahsediyorum burada. Çünkü 11 yaşın altındaki çocukların hastalanma olasılığı yetişkinlerin yaklaşık yarısı kadar. Ama çocukların beslenmesine ve ulaşımına da destek verirse eğer Milli Eğitim Bakanlığı, bu kez kalabalık yerlere girmeleri engellenmiş olacağı için çocuklarımızı daha iyi koruyabileceğiz. Bağışıklık sistemlerini de daha güçlü hale getirebileceğiz. Özellikle bir öğün yemek verebilirsek okullarımızda. 15 Şubat'ta eğer salgına dönük bir gelişme söz konusu olursa okulların açılması kuşkusuz, yani ortak akıl üzerinden ertelenebilir. Dolayısıyla o dönem alınan karar uygundu. Ondan sonra şöyle farklı bir karar alındı Eren Bey, anımsarsanız. Şimdi akşam saatlerinde çıkış yok. Cumartesi, pazar sokağa çıkma yasağı yani kısıtlamalar var. Bütün bu veriler... aynı zamanda turkuaz tablosuna da yansıdı. Hani bir miktar bir düşüş söz konusu. Bu yeni birlerle ilerleyen bir süreç var. Mesela şehir hastanelerindeki doluluk oranlarında bir miktar azalmalar olduğu ifade ediliyor. Biz de hani Sağlık Emekçileri Sendikası ve TTB'nin çalışmalarını da bu arada takip ediyoruz. Ama olağan dışı bir gelişme olduğunda ister istemez okulların yeniden hani uzaktan eğitime dönüşü gibi bir şey söz konusu olabilir. Yani birçok veriyi birlikte değerlendirerek okulların altyapısını iyi oluşturduktan ve öğretmen istihdamını sağladıktan sonra, ya bunlar zor şeyler değil. Ya birdenbire siz çok sayıda öğretmen istihdam edebilirsiniz. Binlerce ataması yapılmayan öğretmen var aynı zamanda. Dışarıda bu pandemi koşullarında yoksullukla karşı karşıya gelen genç insanlar bunlar. Bunların istihdamı bir yandan toplumda böyle olumlu şeyler yaratacaktır. Yani pandemi sürecini hem emekçiler için hem çocuklarımız ve gençlerimiz için fırsata çevirmenin tam zamanı. Bu dönemde okullarımızı birbirine denk hale getirmek, okullarımızı eşitlemek bu dönemde mümkün. Başka hangi dönemde okullar için bu kadar çok kaynak ayırsın diyordu ki sivil toplum örgütleri ve sendikalar. Ama sağlık ve eğitim bizim göz bebeğimiz ve bunu herkes çok iyi hissediyor. Bir şey şekilde yüz yüze eğitimin imkanları, bütçe kaynakları zorlanarak, gerekirse ek ödenek, ek bütçe yapılarak eğitimde okullar gerekli önlemler alınarak açılmalı. Zor bir şey yok bu süreçte. Öğretmen emeğini değersizleştiren çok sayıda söylem var. Hani kendisini köşe yazarı olarak lanse eden isimlerden, sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nın akşam saatlerinde yapılmak zorunda olan derslerin ek ders ücretlerini, hafta sonu yapılan derslerin ödememesinden, sanki evde geçen süreç üretimin dışında bir süreçmiş gibi algılanıyor. Oysa küçücük evlerde sessiz bir köşe bulmak için öğretmenler çırpınıyorlar. Aynı zamanda salt derse girmek değil, sizin bahsettiğiniz kimi teknik desteği öğretmen bizatihi öğrencisini arıyor, velisini arayarak yapıyor. Günde 6 saat, 7 saat dersin ardından ek ödevleri, ek projelere verilecek destek, çocuklarla iletişim kurmak. Yani etik sorumluluğu yüksek bir öğretmen bu dönemde gerçekten ciddi bir emek verdi. Ve bu emeği değersizleştiren hani açıklamaları biz çok yanlış değerlendiriyoruz. Bir algı yönetimi var ve öğretmenler evde gerçekten çok uzun saat, 15-16 saat çalışan öğretmen arkadaşlarımı biliyorum ben. Çocukları için mücadele eden, onların daha iyi bir eğitim alması, ek kitaplar öneren, ek filmler öneren öğretmen arkadaşlarımı çok yakından takip ediyorum. 30 öğrencisi ya da 40 öğrencisi olması gerekir. Öğrenci sayısının 3'te 1'e inmiş olduğu, birkaçının şeyinin açık olduğu ekranının, diğerlerinin tamamının belki çekindiği için ev ortamı göstermekten, belki ruh hali iyi olmadığı için kapalı bir ekrana, bir boşluğa seslenmeye çalışan, karşı tarafta bazen hiç öğrenci gelmediğinde zamanını ekranın karşısında geçiren birisi bir öğrencilerim gelir diye bir öğretmenimiz var. Öğretmenin bizim psikolojik durumunu bu bakımdan anlamamız gerekiyor. Hatta şunu yaptı Milli Eğitim Bakanlığı. Öğrenci girmemişse hiç ben öğretmenin ücretini ödemiyorum dedi. Böyle şey söz konusu olur mu? Bakın siz karşıda olmasanız, ben sizi beklesem şu anda benim zamanım
gidiyor. Ben yapmam gereken işleri yapmıyorum ve siz gelmediğiniz için sizi bekliyorum burada. Öğretmen de öğrencilerini bekledi aynı zamanda. Onu yaparken notlarına baktı. Birkaç eksik işini yaptı yine. Bütün bunlar öğretmen emeğinin değeri çok önemli. Ama öğretmenler de evlerde gerçekten sıkıldılar. Bir an evvel Milli Eğitim Bakanlığı önlemleri alsın ki yüz yüze eğitime başlasınlar. Öğrencilerin gözlerine baksınlar. Meslektaşlarına yan yana gelip sohbet edebilsinler. Yine fiziki mesafeye dikkat ederek. Üniversite kökenli bir eğitim sen başkanısınız siz. Üniversiteler de aynı şekilde. Evet, evet. Kapalı. Şimdi kampüsler bir yıldır sessiz, bir yıldır çok nadiren gidilen yerler, özellikle öğrenciler açısından. Üniversite eğitimini nasıl değerlendirirsiniz? Üniversite eğitiminin devamı açısından yani nasıl olanaklar oluştu, nasıl etkilendi? Biraz bunları anlatmanız, hani kendi uzmanlık alanınız da açısından. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir soru oldu. Ben eğitim, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde öğretim üyesiydim. Orada 31 yılımı tamamladım. Alanım da eğitim politikası, yani tam da sizin sorduğunuz, az önce sorduğunuz, şimdi sorduğunuz konular üzerine düşünen, çalışan bir akademisyenim. Üniversitelerle ilgili de birkaç kitap, çok sayıda makale yazdım. Şimdi baktığımızda üniversiteler kuşkusuz Türkiye toplumunun hemen hemen en sessiz, en az gören, en az hisseden, en az dokunan kurumlarından birisi. Oysa biz üniversiteyi böyle tariflemiyorduk. Biz üniversiteyi toplumun bütün sorunlarını gören, topluma, bütün sorumluluğu topluma olan, devletler değil, siyasal iktidarlar değil, topluma olan sorumluluğu ve doğaya, doğadan yana bir üniversite çerçevesinde hareket etmesi gereken kurumlardı. Üniversitelerin bu kadar sessiz, bu kadar görmeyen, bu kadar hissetmeyen bir kurum olmasının nedeni sadece şu andaki pandemi değil. Bundan önce OHAL dönemi sürecindeki biliyorsunuz şeyler, üniversitelerden ihraçlar, bu ihraçlar arkasından aşağı almalar, ciddi biçimde öğretim üyelerinin daha az düşünmek, daha az radikalleşmek, daha ortalamacı bir bakış açısıyla çalışmalarını yürütmek, kendisine daha çok otosansür uygulamak gibi bu uygulamalara gitmelerine yol açtı. Üniversitelerde kalabilmek için. Bunu da bütün öğretim üyelerinin, öğretim elemanlarını kastederek söylemiyorum. Bir kısmı için hala üniversiteler bir demokrasi mücadelesinin verildiği yerler, emek mücadelesinin, doğa talanına karşı mücadelelerin verildiği yerler. Ama genel olarak bu. Arkasından pandemi geldi. Yani COVID-19 salgınıyla birlikte YÖK yaptığı açıklamada üniversiteler ya işçi bir mantıkla her yer kapalıysa üniversitede kapalı olabilir. Sonra bir rapor yayınladı. Üniversiteler eğitimlerinin %40'ını uzaktan eğitimle yapabilirler gibi bir rapor yayınladı. Ama bu raporun arka planında da şöyle bir şey vardı. Uzaktan eğitimle ticarileştirmek üniversiteleri aynı zamanda. Yani uzaktan belge vermek, uzaktan diploma vermek yoluyla maliyetleri oldukça düşürmek, 1000 öğretim üyesinin yapacağı işi 3 ya da 4 öğretim üyesine dijital olarak yaptırmak ve geri kalanını değersiz ve etkisiz kılmak gibi bir süreci işletmek için de kullanmak için şey yapmaya çalıştı. Yani üniversite yetişkin öğrenciler 17-18 yaşın üstünde konsantrasyonları tamam. Eğer bir dijital altyapıyı evlerinde kurarlarsa böyle bir eğitim başlayabilir deniyor. Ama bu tek uyarandır yine. Yani bu aynı gün içinde uzaktan 3 hocayla karşılaşsanız bir kampüs hayatının yerine asla koyamazsınız onu. Şunu hep söyledik eğitim ve bilim emekçileri sendikası olarak. Uzaktan eğitim ancak tali destek bir hizmettir. Asıl olan yüz yüze eğitimdir. Uzaktan eğitim hiyerarşiktir. Yukarıdan aşağı indirir. Karşı tarafı pasifleştirir. Yani tek yönden bir bilgi akışı söz konusudur. Ne kadar interaktif hale getirmeye çalışsanız bile böyle bir süreçle karşı karşıya kalsın. Arada bir duvar vardır, bir ekran vardır. Ama yüz yüze eğitim hemen hemen o kampüste bulunduğunuz her alanda, bazen bir arkadaşınızı tanırsınız, bazen bir öğretim üyesini tanırsınız, bazen arkadaşınız elindeki kitabı ver şu kitabı ben de okuyacağım dersiniz. Yoğun bir tartışmaya girersiniz, canınız sıkılır ama arkasından üzerine düşünür ve öğrenirsiniz. Orada havayı alırsınız, teneffüs edersiniz, derin oksijeni alırsınız, 2-3 arkadaşınıza giderken çarparsınız, takılırsınız, şakalaşırsınız, bir sinema salonunda
girersiniz, bir kütüphaneye çıkarsınız. O kampüs dediğimiz alan son derece zengin ve geniş bir alan. Öğrenciler böyle bir algıya kapılmamalılar. Uzaktan eğitim sadece zorlandığımızda kullanabileceğimiz, yüz yüze eğitimimizi destekleyebileceğimiz ve zenginleştireceğimiz bir alan. Asla tam olarak bir eğitim alanı olamaz. Çok spesifik konular için kullanılabilir. Çok özel ulaşamayacağımız bir Amerika'dan bir diyelim ya da Almanya'dan bir felsefecinin konferansına katılabiliriz. Bu anlamlıdır. Gidemeyeceğiz, şansımız yok. Ama kampüs hayatı, yüz yüze hayat bir başkadır. Üniversite böyle canlı, böyle güzel bir ortam. Bunu yeniden yakalayacağız. Hem OHAL'in o kötücül etkilerini aşacağız, hem de pandeminin zorluklarını aşacağız ve üniversitelerimizde ve okullarımızda sevinçli bir yaşam süreceğiz. Ama öğrendiklerimizi dikkat ederek. Şimdi bizim pandemide şöyle bir bakıyorum ben, Ankara'da gelişkin geleneksel üniversitelerin bir kısmında uzaktan eğitim süreçleri şu veya bu biçimde, iyi biçimde yapılıyor. Ama bazılarında hiç hareket yok. Bazı bölümlerde uzaktan eğitim bile yapılmıyor. Bunlar köklü dediğimiz üniversiteler. Şimdi ismini vermek istemiyorum. Ama bazen küçük kent üniversitelerine bakıyorum. Orada da çok iyi biçimde bu uzaktan eğitim süreci, hani sizin benim birbirimizi anlamaya çalıştığımız gibi güzel dersler yapan akademisyenler de görüyorum. Bu kez çeper üniversitelerde görüyorum. Çevre üniversitelerimizde görüyorum. Ama şöyle bir olgu var. Üniversiteler yukarıya, YÖK'e doğru bakıp okulların, üniversitelerin ne zaman açılıp ne zaman kapanacağı kararını tepeden inme karar almamalı. Kendi koşullarına bakmalı. Bunu kolektif biçimde yapmalı. Öğretim üyeleriyle buluşmalı. Araştırma görevlileriyle buluşmalı. Öğrencileriyle zaman zaman buluşarak ortak kararlar doğrultusunda mekan ve zaman düzenlemeleriyle yüz yüze eğitime buralarda da başlanmalı. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi gerçekten direnç anlamında umut verdi. Yani yeniden o kampüslerden bir ses geldi, bir renk açığa çıktı. Öğrencilerimizin rengi açığa çıktı. Yine akademisyenlerimizin, bu yine üniversitenin bir bileşeni olmayan bir rektörün yine Cumhurbaşkanlığı kararıyla atanmasıyla ilgiliydi. Fakat bana şunu soruyorlar, pek çok yerde yapıldı atamalar, siz neden Boğaziçi'ni dert ettiniz ki? Biz Boğaziçi'ni şu bakımdan önemsedik. Boğaziçi sonuçta üniversite içi demokrasinin, demokratik bir üniversitenin şu veya bu biçimde gelişebildiği bir üniversiteydi. Hem öğretim üyelerinin hem öğrencilerinin kendi iradelerini sakladıkları, kendi iradelerini korudukları ve zaman zaman bu iradeyi açıklayabildikleri az sayıda üniversitelerden birisiydi. Üniversitesinde olan şeyleri görmeyen bir rektör uygun bir rektör değildir ve şu anda meşru değildir bana kalırsa da. Bir an evvel üniversiteler demokratik özel bir üniversite olarak kendi yöneticilerini tüm bileşenleriyle birlikte seçebilmelidir. Çünkü en çok klavyeye dokunan, en çok okuyan, en çok yazan, en çok düşünen, radikal bile olsa pek çok fikrin doğacağı üniversitelerin rektörleri kendi özgür iradeleriyle seçtikleri rektörleriyle birlikte bu çalışmaları yapabilirler. Sürekli bir müfettiş edasıyla etrafa bakan, hayata yukarıdakinin ölçülerine ve kodlarına göre üniversiteyi dizayn etmeye çalışan bir rektörle böyle özgürlükçü bir üniversite ortaya çıkmaz. Ve Türkiye'de böyle çorak ve çölleşmiş bir üniversite alanına dönüşür. O yüzden önemliydi o. Ben pek çok yerde öğrencilerin ve öğretim elemanlarının çok güzel işler yapabileceklerini biliyorum. Kendi varoluşlarını açımlayabilecekleri, üniversite kampüslerini inşa edebileceklerine yürekten inanıyorum.